Başbakan ayrıldı ve bir açıklama da yapıldı Cumhurbaşkanlığından. Bakanlar Kurulu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiştir dedi Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada. Tam ifadesiyle şöyle: Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından sunulan Bakanlar Kurulu'nun istifasını kabul etmiştir. Bugüne kadar geçen hizmetleri için teşekkürlerini ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu'nun yeni hükümet kurulana kadar göreve devam etmesini istemiştir diyor Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada. Zaten beklenti de bu yöndeydi, teamüller bu yöndeydi. Seçimin ardından Bakanlar Kurulu Başbakan köşke çıkar, o zamanki adıyla köşke çıkar ve istifasını sunardı. Yine alışılageldik açıklamada hep böyle oldu. Cumhurbaşkanları mevcut hükümetin yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini isterdi. Bu aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevine devam etmesini istedi. Görüşme bir saat sürdü. Beklentileri karşıladı. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yüksek Seçim Kurulu kesin listeleri ilan edecek. Kesin milletvekili seçilenleri ilan edecek. Hemen ardından da meclis toplanacak. Mecliste milletvekilleri yemin edecekler. Ardından da milletvekillerinin yemininin ardından Cumhurbaşkanı en çok oyu alan partinin genel başkanı milletvekili olan kişiye yeni hükümeti kurma görevini verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 63. hükümetinin kuruluş süreci bugün itibariyle asla bakılırsa gayri resmi bir şekilde başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Bakanlar Kurulu üyelerinin istifasını sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetten görevi devam ettirmesini istedi. Ankara'da öne çıkan gelişmeyi böyle özetleyebiliriz.